Evet, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, önceki hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni seçilen çok kıymetli kulüp başkanımız Erkan Kamat beyefendi ve yönetim kurulu üyelerimize ve yine yeni yönetim kurulu tarafından kısa bir süre önce anlaşması yapılan, hem de Bursa'mızın evladı, çocuğu olan Mustafa Er hocamıza ve ekibine de yeni sürecin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün çok kıymetli AK Parti İl Başkanımız Sayın Ayhan Salman, çok değerli milletvekillerimiz Emine Yavuz Gözgöç, Zafer Işık, Osman Mesten ve Ahmet Kılıç beylerle beraber, yine aynı şekilde çok değerli Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, çok değerli Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'la birlikte bugün kulüp başkanımıza, kulüp yönetimine ve değerli hocamıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. Tabii bu arada işleri, programları dolayısıyla burada bulunamayan milletvekili arkadaşlarımızın, büyüklerimizin ve belediye başkanlarımızın da selamlarını hasreten burada iletmek istiyorum, aktarmak istiyorum. Tabii Bursa çok güzel bir şehir, Bursa çok özel bir şehir. Bursa'nın çok önemli değerleri var. Bursa'nın o önemli değerlerinden bir tanesi de Bursaspor. Bursaspor 2010 yılında Türkiye liglerinde bir ilki başarmış. Dört büyükler diye tabir edilen kulüplerden sonra ilk kez şampiyonluğu tatmış bir kulüp, yaşamış bir kulüp Bursaspor. Ve maalesef o Bursaspor 10 yıl sonra bir alt ligde ve mali anlamda bazı sıkıntılar içerisinde. Geçen yıl düşünülen bu ligde çıkma isteğine rağmen maalesef playoff'larda başarılı olamadık. Ben öncesinde Bursaspor'umuza hizmet etmiş tüm büyüklerimize, arkadaşlarımıza burada huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Nihayetinde bu sıkıntılı ve buhranlı bir süreçte bu göreve talip olan Erkan Kamat'ı ve ekibini de bu vesileyle kutluyorum, tebrik ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, tabii Bursaspor hepimiz için değerli ve önemli. Hatta Bursa'da ticaret yapanlar için, esnaflık yapanlar için, restoran, otel ve benzeri işletme işi yapanlar için, hepimiz için çok önemli. Ama eğer Bursaspor hepimiz için çok önemliyse de bu yükün ve bu sorumluluğun her birimizin üzerinde bir vebal olduğunu unutmamak lazım. Geçmişle alakalı çok şeyler konuşmaya gerek yok. Artık adı üzerinde geçmiş zaten. Bundan sonraki sürece bakmak lazım. Ben biliyorum ki hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem çok kıymetli Osman Gazi Belediye Başkanımız, hem Yıldırım Belediye Başkanımız, hem de siyasi büyüklerimiz, il başkanımız ve milletvekillerimiz Bursaspor'la alakalı bugüne kadar hiç geri durmadılar. Ellerinden gelen gayreti ortaya koydular ama sorun ciddi, büyük bir sorun. Bunu ben daha önce yaptığımız telefon görüşmesinde de kulüp başkanımıza ifade etmiştim. Dolayısıyla bu manada şehrin tüm dinamiklerinin kesinlikle ve kesinlikle kaçak güreşmeden herkesin bu taşın altına elini sokması lazım ki bu sürecin doğru ve sağlıklı bir şekilde sevk ve idaresi sağlansın. Uygulanan strateji gereği bir öze dönüş noktasında bir yaklaşım görüyorum ki bu doğru bir yaklaşımdır. İnşallah başarılı ve muvaffak olunur. Gönlümüz arzu eder Bursaspor hep başarılı olsun. Bursaspor hepimiz için lazım. Bu şehir için değerlidir ve önemlidir. Bunu belediye başkanı olduğum için değil, bu şehirde yaşayan bir birey olarak da söylüyorum. Biz gerek şahsım, gerek milletvekillerimiz, gerekse belediye başkanı arkadaşlarımız 3 senedir uyguladığımız stratejiyle biz Bursaspor'u yöneten değil, Bursaspor'a destek veren, katkı veren boyutta olmaya çalıştık. Kimin yönettiği, kimin hoca olduğu, kimin oynadığı, kimin oynamadığı gerçekten bizi direktman hiç ilgilendirmiyor. Mümkün olduğu kadar beni de, ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla, milletvekillerimizi hep maçlarda gördünüz. Hamasi nutuklardan ziyade ayağı üzerine basan projelerle biz Bursaspor'un yanında olduk. Örnek olsun diye söylüyorum. Milli emlağa ait bir araziye rezidanslar ve apartmanlar dikerim de Bursaspor'u kurtaralım gibi hiçbir mesnedi olmayan, aslı astarı olmayan projelerle Bursaspor'u kotarmaktan ziyade daha ayağı üzerine basan projeleri konuşmayı yeğledik ve ifade etmeye çalıştık. karınca kadarınca destek olduk. Bunu da herkes biliyor zaten. Tekrardan söylemeye gerek yok. Ben kolaylıklar diliyorum. Zor bir sürece talip oldunuz. Şehir bu manada sizlere minnettar. Bütün şehri bu manada işin içerisine çekmek, bütün şehre bu heyecanı hissettirmek sizi daha güçlü kılacaktır. Ama her zamanki gibi Allah göstermesin, yine birkaç kişinin üzerine kalan bir ülke dönüşürse maalesef daha da olumsuza giden bir tabloyu hep birlikte görürüz. Gönül onu asla arzu etmiyor. Ben bu vesileyle tekrar bütün arkadaşlarım adına seçilen başkanımıza, yönetimine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki haftada süreç başlayacak, maçlar başlayacak bir aksilik olmazsa. İnşallah Bursaspor başarılı olur. Bir an evvel ait olduğu lige döner. Tabii ait olduğu lige dönmek kadar Bursaspor'un sürdürülebilirliği, çevrilebilirliği, uzun vadeli bir planlama yapabilmesi de çok önemli. Onu da özellikle burada ifade etmek istiyorum. Tekrardan ben başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar ben şöyle konuya gireyim. Sayın başkanımızın, efendim il başkanımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanı, çok sevdiğim dostlarım, abilerim göstermiş oldukları bu güzel anlamlı ziyaretten dolayı öncelikle onur duyduğumu, şeref duyduğumu söylemek isterim. Yönetim kurulu arkadaşlarımın özellikle bu ziyareti öğrendikleri zaman daha bir heyecanlı, daha pozitif bir havaya büründüğünü söyleyebilirim. Bugün sabahtan itibaren önemli konular, geçen hafta olduğu gibi bu haftada çok ciddi konular üzerinde toplantı yapıyorduk. Bursaspor Kulübü'nün içinde bulunduğu havayı tamamen bu geçtiğimiz süre içinde dağıttığımızı bildirmek isterim. Çok olumlu gelişmeler var. Burada çalışan bütün personelden oynayan futbolcu arkadaşlarımızın yapmış olduğu antrenmanlar, teveccüh gösterdiğimiz Mustafa Er hocamızın ve ekibinin sonsuz teşekkürlerimi tekrar söylemek istiyorum. İnanılmaz derecede bir motive ve pozitif bir enerjiyi bir günlerdir görüyoruz. İnşallah Bursa'da bu havayla beraber, bu sinerjiyle beraber başkanımızın biraz önce ifade ettiği kelimeler doğrultusunda bir şey daha söylemek istiyorum. Biz bu göreve talip olurken sadece ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım veyahut da birkaç kişinin ciddi desteğiyle Bursaspor'un bu çıkmaz durumdan çıkabileceğini asla kimsenin aklına gelmesin. Bütün Bursa'nın bu konuda kenetlenmesi lazım. Biz bu sene mutlak suretle en önemli başarıları elde edip olmamız gereken yere, Süper Lig'e çıktıktan sonra daha düzenli, idari, mali, hukuki ve sportif anlamında planlamalar yapıp önümüze ona göre bakmak zorundayız. Tabii ki biz bazı şeyleri yaparken eğer ki Bursa'nın sinerjisini, gücünü, birlik beraberliği sağlayabilirsek, onu hissedersek İnanın biz de daha şevkle çalışacağız. Mesaimizi daha fazla vereceğiz. Bütün kudretimizi, bilgi birikimimizi Allah'ın selametiyle bu konuda çok iyi yerlere geleceğimizin altını çizmek istiyorum. Tekrar geldikleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Milletvekili Hanımefendi iştirak ettiniz, geldiniz. Onur duyduk. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Gelmeyen arkadaşların da mutlak suretle mazeretleri vardır. Ama gönülleri, yürekleri bizimle olduğunu biliyorum. Ciddi telefonlar da aldım. Her zaman ne şekilde olursa olsun şahsları aile olaraktan bizim yanımızda olduklarını ifade ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bununla ilgili de bazı konular var. Bunlarla ilgili de yapmış olduğumuz görüşmelerde hem yapılandırma hem de sponsorluklarla ilgili de önümüzdeki günlerde de onlarla ilgili de güzel müjdeler verebiliriz. Teşekkür ediyorum geldikleri için. Kappa ile ilgili görüşmelerimizde hiçbir sakıncasının olmadığını ve kendilerine ilk formamızın hediyesini ziyarette bulunan bütün dostlarımıza vermek için izin aldım. Onun için eğer rica edersen hiçbir şekilde isim yazdırmadan sadece formalarla ilgili birkaç örneğimiz var. Onlara da göstereceğiz. Sadece bununla ilgili mi şey yapabiliyoruz? Evet. Tamam. Peki. Tam baklava dilimi. Evet. Bu forma şampiyon olur. Şöyle biraz daha baklava sesi.